Kumbi Hayır Fatın. Hoş geldiniz. Hepinizi bütün devrimci duygularımızla selamlıyoruz. Bütün arkadaşlarımızla. Devrim yolunda hayatını kaybedenlerin, genç yaşında ölümün koluna giren bütün devrimcilerin anısı için hepinizi bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. Barıştan yana, ortaklaşmadan yana, birlikte yaşamaktan yana, bu ülkeyi bir cennet bahçesine çevirmekten yana, daha iyi bir dünya mümkün. Bütün güçler kol kola girdik, kenetlendik, sizin karşınıza öyle geldik. Onların parası var, bizim yok. Ama bizim yiğit kadınlarımız var, bu da onlarda yok. Kadınlarımızı da selamlıyorum, hoş geldiniz. Bu ülkenin özgürlük ve demokrasi mücadelesi direnen örgütlü halkların zaferiyle sonuçlanacaksa bunda en büyük pay kadınlarımızın olacaktır. Tekrar merhaba. Bizde olan, onlarda olmayan bir şey daha var. Bizim sabıkalarımız çok. Bir tane hırsızlık, bir tane uğursuzluk, bir tane bezirganlık, bir tane mala, cana kast etme bulamazsınız. Bizim sabıkalarımız bu yoksul halkın haklarını korumak için ömrünü, canını bu halka, bu yoksullara adarken bu yolculukta başlarına gelenlerdir sabıkalarımız. Bunlar bizim şeref madalyalarımızdır. Bu halkın bize verdiği en büyük ruhsattır bu sabıkalar. Çocuklarımıza da bir tek bunu miras bırakacağız. O mecliste de bu sabıkalarımızla vekalet edeceğiz. Onlar bizim kefaletimizdir. Biz bu halka yalan söylemeyeceğimizi, bu halkın vekaletini ihlal etmeyeceğimizi, hakkını vereceğimizi gösteren en kıymetli belgelerdir onlar. Yaşasın halkların kardeşliği! Siyasal tarihimizde çok büyük provokasyonların olduğu kadar şanlı bir mücadele ve direnişin de simgesidir. Esas olarak direnen işçilerin, emekçilerin, yoksulların bayramıdır. Bir düğüne, bir bayrama, bir şenliğe, bir direniş şölenine gider gibi çocuklarımızla, annelerimizle, babalarımızla, yavrularımızla hepinizi oraya bekliyoruz. Bizler de orada olacağız. Emeğin, özgürlüğünün ve demokrasinin bayrağını yükseltmek için. Yoksullarla, mağdurlarla, emekçilerle, sosyalistlerle bu kadar geniş, bu kadar omuz omuza, bu kadar yan yana bir ittifak sergiledi. En büyük korkuları ve telaşları da onlandır. Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar. Geliyoruz, geleceğiz, yakınız. Yaşasın halkların kardeşliği. Şimdi bu seçim bürosunu açacağız. Ben istiyorum ki mahalleden bir kadınımız burayı açsın. En çok onlar hak ediyor. En çok onların payı var. Onun için içinizden birisi gelsin. Barışa hizmet etmesi dileğiyle, kardeşliğe hizmet etmesi dileğiyle, dayanışmayı yükseltmesi dileğiyle bugünkü seçim büromuzu açıyoruz. Bu ana diliyle konuşmak istiyor. Ana diliyle öğretim görmek istiyor. Sen ana dilinle görmüyor musun? Ne hakla bunu esirgeyebilirsin? Bu zamana kadar hep şöyle zehirli bir dil kullandılar. Şunu verdik ya.
İşte bunu yaptık ya. Bu millet sadaka istemiyor. Bu millet anasından doğduğu gün anasının ak sütü gibi hakkı olan taleplerini istiyor ve bunu alacak ve hep birlikte alacağız. Siyasi tutsakların hepsini bırakmak zorundasınız. Özgürlük en çok onların hakkı. Biz de sadece bu halkın vekili değiliz. Onlara vekaleten oraya gidiyoruz. Onları dışarı çıkardığımız gün bu vekaleti onlara teslim edeceğiz. 30 yıldır bu ülkede savaşı sürdürüyorlar. Kandan besleniyorlar. Barış umutları yeşerdiği anda bin bir türlü entrikalarını devreye sokuyorlar. Bu sefer buna izin vermeyeceğiz. Hep birlikte direneceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Bu topraklarda bir yurttaşız. Bir gün gün yüzü görmedik. İnsanların eşit, adil, özgür kendilerini ifade edebildikleri bir gün görmedik. 30-40 yıldır da bunun mücadelesi içindeyiz. İlk defa bu seçim neredeyse bir araya gelmesi imkansız gibi duran siyasal yapıların Kürt siyasal hareketinin önderliğinde bir araya gelmesi çok teşvik edici oldu bana. Bugün tam da omuz verme zamanı. Yani bu barışa ya şimdi omuz vereceğiz ya da bu barışma, ortaklaşma şansını ebediyen kaybedeceğiz. Şeytanın bile aklına gelmeyecek operasyonlarla bu ülkeyi bir cehenneme çevirmeye çalışıyorlar. Çevirtmeyeceğiz. Gelinen noktada yapılan şudur. AKP hükümeti bu meseleyi orduya ihale etmiştir. Eti senin, kemiği benim demiştir. Bu Türkiye halkları ne etini ne kemiğini yedirmeyecektir bunlara. Peki bu böyle nereye kadar gider? Egemenlerin üzerinde iyice düşünmeleri gereken mesele tam da burasıdır. İlk defa bu ülkede seçimi hedeflemeyen, bu toprakların topyekun özgürleşmesini daha eşit, daha adil, daha yaşanabilir bir dünya kurmak doğrultusunda bir araya gelişlerini temin eden bir platform var, bir blok var artık. Bu ortaklaşma pratiği Türkiye halklarının kurtuluşuna kadar sürecek stratejik bir ortaklıktır. Bu blokun bütün bileşenlerini ve bu ittifakın içinde olmayıp bugün buraya destek vermeye gelen bütün devrimcileri, sosyalistleri ve diğer yapılanmaları sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. On Serkeftin, On Serkeftin, Serkeftin Yamevi, hepinizi saygıyla selamlıyorum.